kop koyu, kadife gibi, pütürlü, yumuşak. Bunlar kara kalemin sanatçıları cezbeden özellikleridir. Kara kalem yanıp kömürleşen odun parçalarından elde edilir ve sanatçıya üzerinden defalarca geçebileceği bir renk tonu aralığı sunar. Kara kalem parçaları büyük olduğu için yüzeye tutunmaları zordur. Bu yüzden de 18. ve 19. yüzyıllarda sanatçılar bağlayıcı ve tutucu tekniklerle kara kalemi yüzeye uygulayıp altın rengi bir parlaklık sağlayana kadar bu araçla tamamlanmış sanat eserleri yapılamıyordu. Şimdi Timothy Mayhew sizlere kara kaleme aşık olan Fransız sanatçıların tekniklerini gösterecek ki o sanatçılardan biri olan Maxim Lala'nın Nehre Bakan Kale isimli eseri kullanılan yöntemleri çok iyi şekilde örnekler. Açık havada çalışmakta olan sanatçı bir şövale ile ressamların tuvallerine benzeyen üzerine kağıt gerdirilmiş bir çerçeve kullanıyor. Kullanılan kağıdın dokulu olması kara kalemin kağıda tutunmasını sağlıyor. Sanatçı ayrıca pek çok farklı çizim malzemesini ve aracını kullanıyor. Kara kalemin geniş yüzeyini kullanarak birçok farklı tonlama yapıyor. Ön plan, orta plan ve gökyüzü için yaptığı gibi. Bu geniş kara kalem darbeleri bir kumaş ile Ya da bir tüy yardımı ile birbirine karıştırılarak yumuşatılıyor. Kara kalem'i hafifçe uygulamanın bir başka yolu da onu toz haline getirip bir fırça yardımı ile uygulamaktır. 19. yüzyıl sanatçıları detaylar için kara kalem'i adeta bir kalem gibi kullanmaya yarayan ve küçük bir fırça gibi kullanılabilen bir tutaç kullanırlardı. önemli olan her şeyin hafif ve silik bir şekilde çizilmesidir ki böylelikle kağıdın aydınlık beyazı da görünebilsin ve bazı izleri silebilmek kolay olsun kara kalem çizimde parlak alanlar yaratabilmek için bazı alanların silinip temizlenmesi gerekir bunun için fırçalar da dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabilir eski sanatçılar bunu yapmak için silgi yerine yoğrulmuş ekmek kullanırlarmış bu işlem için sıkı bir rulo halinde sarılmış bir kağıt ya da bir ucu sivriltilmiş bir deri parçası da kullanılabilir. Rengi karıştırmak için de benzer araçlardan ya da parmaklardan yararlanılabilir. Bir kara kalem çizim, silik ve hafif katmanların üzerine çizilen daha koyu katmanlarla zamanla ortaya çıkar. 19. yüzyıl sanatçıları karakalem çalışmalarını kağıdın arkasına sürdükleri reçine bazlı bağlayıcı bir solüsyonla korurlarmış. 1850'lerin Fransa'sında sanatçılar kalemi kullanarak yumuşak ve hafif bir görünüme sahip manzara çalışmaları yapmışlardır. Bundan 20-30 yıl kadar sonra ise daha koyu tonlarla yapılmış kasvetli ögeleri veya gece sahnelerini içeren çizimler daha revaçtaymış. Sanatçılar kara kalem çalışmaları için kara kalemin yanında kara kalemi benzeyen siyah tebeşir, konte boya kalemi, pastel boya gibi toz yapıdaki malzemeleri de kullanmışlar. Veya bunları bir arada kullandıkları da olmuş. Kara kalemle yapılan denemeler, malzemenin sanat eserinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır.